Eğer jeton olan abilerimden bir tane gözlük isterim. Ne? Bir tane gözlük isterim. Nasıl yani? Buraya bir tane gözlük atacak. Bir yargıç kralım gelsin. O kadar bir mutlu olacağım. Sırf okul açtığım için mi abi? Okulda kaç para harcıyorsun oğlum sen? Güzel ülkemin güzel insanları, hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi yine gündemle alakalı bir konuyu birlikte ele alacağız ve değerlendireceğiz. Özellikle pandemi süreciyle beraber Türkiye'de sosyal medya kullanımında TikTok'un kullanıcı hacmini nasıl arttırdığının herhalde hemen hemen hepimiz farkındayız. Çok değil, bundan 1-1,5 sene önce sokağa çıkıp insanlara hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorsun dendiğinde başı herhalde YouTube, Facebook ve Instagram çekerdi. Hatta biraz kıyısından köşesinden de Twitter çekerdi. Fakat bugün sokağa çıkıp sorsanız gencinden yaşlısına genele bakarsak hepsinin ortak cevabı TikTok olacak. Bu arada cevap olarak TikTok demeyenlerin, hatta TikTok'u eleştirenlerin, TikTok'la dalga geçenlerin de telefon istatistiklerini incelediğinizde en çok kullandıkları uygulamanın TikTok olduğunu görüyoruz. Nereden mi biliyorum? Tabii ki benimle alakası yok. Kuzenin telefonuna baktım, öyleydi. Şimdi durum buyken şunu net olarak söyleyebiliriz. TikTok uygulama olarak, platform olarak bir şeyleri çok çabuk geçmeye başladı. Yani yavaşça büyüyen bir mecranın yavaş yavaş atlatacağı yolları hızlı hızlı az denetimle geçmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda da pek çok kişinin dalga geçtiği o içerikler, canlı yayınlar ve olaylar başladı. Ki TikTok konusunda çok çok uzağa gitmeyelim. TikTok'un ilk çıktığı ve patladığı içerik neydi? Boyun kırma videoları. Şimdi hatırlamıyorum demesin kimse. Özellikle geçtiğimiz sene bu boyun kırma videosunu izlememiş herhangi bir insan evladı yoktur şu an bu videoyu izleyenler arasında. Boyun kırma videoları bittikten sonra da slow-mo'lar başladı. Slow-mo neydi? İki tane genç birbirine gider yapıyordu. Biri diğerine yumruk atıyordu veya bir laf söylüyordu. Özlü bir söz böyle. 01 Adana'dan alınmış bir söz. Sonra da slow-mo bir şekilde yürüyordu. Yani 2000'li yılların deli yürek raconları, deli yürek sahneleri diyebiliriz. Bu içerikler sosyal medyayı sık kullanan kişiler tarafından o dönem çok fazla dalgaya alındı. Fakat ne olursa olsun o dalga geçilen, insanların hor gördükleri TikTok öyle ya da böyle evimizin içine, telefonumuzun içine, hatta günlük 2-3 saatimize bir şekilde girdi. Evet, TikTok'u güzel bir şekilde özetlediğimizi düşünüyorum. TikTok cidden Türkiye'de böyle başladı, böyle gitti. Bana kalırsa hala bu şekilde devam ediyor. Evet, kaliteli içerik üretenler var. Hatta kimseye haksızlık yapmayalım. Kaliteli içerik üretmese bile kaliteli içerik üretmeye çalışan insanlar var. Fakat bunun yanında TikTok hala o cringe kitlesinden tam olarak arınabilmiş değil. Bu durumu en yoğun bir şekilde TikTok canlı yayınlarında görmekteyiz. TikTok canlı yayınlarında son zamanlarda popüler olan bir şey var. Dilencilik. Evet, ilk söylendiğinde biraz garip geliyor farkındayım, fakat bildiğiniz dilencilik. Canlı yayında dilencilik yapmak. TikTok canlı yayınlarının şu an trendi. Ve bununla alakalı olarak size birazdan öyle detaylar vereceğim ki öyle paralar dönüyor ki şok olacaksınız. Çünkü ben şok olmuştum, kendimden biliyorum. Şimdi birazdan zaten size pek çok örnek göstereceğim de konuyu net olarak anlayabilmeniz adına size bir tane TikTok canlı yayınının, bu bahsettiğim şartlarda yapılan bir canlı yayının görüntüsünü hemen veriyorum. Benim kral abilerim ablamdan buraya bir tane güneş gözlüğü. Herkes ünlüler atıyor abi. Herkes ünlüler atıyor. Ben sadece burada, benim durumum iyi olsa burada kimseden isteyemem abi. Sadece eğer jeton olan abilerimden bir tane gözlük isterim. Ben gidip de araba altın madeni şato istemem abi. Sadece bir gözlük isterim abi. Gelir mi abi? Lan kanka beğendiğine bu iş Şahin abim. Seni dinliyorum Şahin abim. Bir tane güneş gözlüğü gelir mi? Kral zengin abilerim arasından bir tane güneş gözlüğü atacak. Bir yargıç gelsin. Bir kral gelsin. O kadar bir mutlu olacağım ki. Abi gelir mi? Benim kral abilerim ablalarım. Ekranımıza bir tane montaj baba abi hoş geldin abim. Bir gözlük gelir mi be zengin abilerim? Buraya bir tane gözlük atacak. Bir yargıç kralım gelsin. O kadar bir mutlu olacağım ki. Sırf okul açtığım için mi abim? Herkes ünlülere gidiyor. Herkes ünlüler atıyor be abim. Sadece bir tane gözlük be abim. Sırf okula açtık götürebilmek için. Durumum iyi olsa ister miyim abim? Sadece bir tane güneş gözlüğü. Abim ya da ablamdan. Gelirse o kadar. Evet, izlemiş olduğunuz bu canlı yayının ekran görüntüsünü bizzat ben aldım. Canlı yayının net olarak saat kaçta başladığını bilmiyorum, fakat ben denk geldiğimde saat gece 9 falandı. Ve bu ekran görüntüsünü kaydettiğim saat de sabaha karşı 3 falandı. Yani bu görüntüdeki arkadaş benim gördüğüm kadarıyla en az gece 8'den sabaha karşı 3'e kadar bu şekilde dilendi. Ve aralıksız 30-40 dakika izlemişliğim var, başka bir şey yapacak mı diye. Hayır arkadaşlar, başka bir şey yok. Hatta ben bir ara bant kaydı falan zannettim. Çünkü dediği şeyler hep aynı.
aynı. Abicim bir gözlük gelir mi? Abicim o gelir mi? Abicim bu gelir mi? Abi valla okul açlığımı çıkarmak istiyorum. Abi bu saate kadar uyumadım. Bir şeye gelsin. Bu arada geldikten sonra da 2 saniye teşekkür ediyor. Ondan sonra tekrardan aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Şimdi bu sadece bir örnekti. Şimdi bunların bu arada farklı versiyonları var. İşte kimi okul açlığını çıkarmak için yapıyor bunu. Kimi hiçbir sebep göstermeden yapıyor. Kimi başka şeyler söylüyor vesaire vesaire. Ortak amaç para vurmak. Peki karşılığı var mı? Karşılığı yok. Şimdi belki aranızda şu zihniyette olanlar vardır diye konuyu bir bağış sistemine getireceğim. Çünkü bazıları şunu diyebilirler ki bence çok saçma olur bunu demek ama işte Twitch'tekiler de bağış alıyor. İşte siz YouTuber'lar da canlı yayın açtığınızda bağış alıyorsunuz. İşte Instagram'da rozet var. E TikTok'un ne farkı var? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bugüne kadar Twitch'te hiçbir yayıncının İşte bir 50 TL at, işte okul açlığımı çıkaracağım, bir 100 TL at, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğini görmedim. Tek gördüğüm şey şuydu mesela, adam yayıncı, koltuğumu yenileyeceğim diyor, işte bar koyuyor oraya, 500 TL'ye bir koltuk alacak, 500 TL'lik bağış geliyor adama, o da gelirse. Ama bu şekilde değil, yani üslup, konuşma şekli, yayının akış şekli bu değil. Adam açıyor, oyununu oynuyor yine, bir yandan da izleyicileri destek oluyorlar. Yani verilen bir şey var, izleyicilerinin de bir teşekkürü var karşılığında. Fakat burada karşıya verilen hiçbir içerik yok. Burada tek yapılan şey dilencilik. Üstelik işin içerisine duygu sömürüsü de katılarak yapılan dilencilik. Okul açlığımı çıkaracağım, hala uyumadım, 2 saat sonra okula gideceğim. Bir gözlük be abicim, bir gözlük ya, abi bir yarış arabası be, abi ne olur ya falan filan. Şimdi bak bu arada daha tehlikeli boyutları da var olayın. Onların tam görüntüsünü bulamadığım için sadece anlatacağım sizlere. Şimdi TikTok'un canlı yayın kısmını gerçekten hiç bilmiyorum. Bir kere sadece TikTok'ta canlı yayın açtım. O da öyle makarasına açılmış 30 dakikalık 40 dakikalık bir yayındı. Sanırım orada bir canlı yayın sıralaması var. Yani size gelen bağışlara göre sıralama atlıyorsunuz sanırım ve listeye giriyorsunuz. Haliyle de daha çok takipçi gelmeye başlıyor vesaire. Şimdi şöyle bir yayına denk geldim mesela. Çocuk yayında alenen ırkçılık yapıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki ben Kürdüm. Bu yüzden beni burada aşağılıyorlar. Hadi Kürt arkadaşlarım, Kürt kardeşlerim beni destekleyin. En üstlere çıkalım, en iyisi olalım, Kürdün gücünü gösterelim falan. Yani buralara getirdiler takipçi için, para için. Olay buralara falan geldi TikTok'ta ve TikTok buna müdahale etmiyor abi. Mesela ben eski videolarımda bazen TikTok'u çok savunuyordum ve bu yüzden hatta öz kitlemden, YouTube kitlemden linç yediğim bile olmuştu. İşte Burak bari sen yapma, işte bu TikTok'u nasıl översin falan diye. Abi adamlar her ne olursa olsun kısa video formatını tekrardan hype'ladılar ve dediğim gibi az önce hayatımıza bir şekilde soktular. Burada övülmesi gereken bir kısmı var TikTok'un. Ama TikTok'un yine aynı şekilde bu toksik kitleden bir türlü arınamamasının da en büyük sebebi kendisi abi. Yani bu tarz canlı yayın yapan insanları reportlamama rağmen hiçbir şekilde dönüş alamıyorum. Abi bu yapılanlar platformun kalitesini düşüren şeyler. Bu canlı yayınlar çok cringe'ler. Bakın gelin birkaç canlı yayın daha izleteyim. Size ne demek istediğimi daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Abi. Abi. Sabahcan. Bir tane güneş gözü geliyor mu abi? Abi. 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 50-95. Abi. Onur abi kesene bereket. Onur abi bir tane güneş gözü gelim. Emre abi yayınıma hoş geldin. Zengin abi gel. Abi bir tane güneş gözüm gelim. Ya vallahi billahi bu yayın arabayı hak ediyor. Yemin ederim bu yayın arabayı hak ediyor. Vurun gelsin ya. Benim yayının hakkıdır ha. Vallahi billahi. Evet herhalde anlamadığınız bir nokta kalmamıştır. Durum cidden bu seviyede. Hatta bunun çok daha kötüleri var. Yani TikTok'u açın. Bir yarım saat sadece canlı yayın kısmında böyle bir oyalanın ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. E şimdi gelelim en çok merak edilen kısma. Burada nasıl bir gelir var ki insanlar bu kadar karakterlerinden, duruşlarından, geleceklerinden vazgeçebiliyorlar? Ya evet ciddiyim bu arada, geleceklerinden vazgeçiyorlar. Bazı insanlar hala şunun farkında değil. Abi internet üzerinde yapılan bir şey unutulamaz. Çünkü bunun bir ekran görüntüsü var, bunun bir arşivi var, bunun bir geçmişi var. Yani bu sokakta yaşadığınız bir olay değil. Sokakta yere düşersiniz, üstünüz başınız çamur olur. Bunun tek şahidi o esnada gören insanlardır. Ama internet üzerinde en basitinden bu videoda bile bu arkadaşlar ben kaldırmadığım sürece hep var olacaklar. E bu da neye sebep oluyor? Yarın öbür gün burada okul açtığım için gözlük at abi, şunu at abi, bunu at abi diyerek yalan söyleyen bu kardeşimiz belki de devlet memuru olmaya çalışacak. Ve belki de bir yerde karşısına bu video çıkacak. Bir tane gözlük isterim. Neyse konumuza dönelim. Gelirden bahsediyorduk. Arkadaşlar bu konuyla alakalı olarak tabii ki resmi açıklama yapılmıyor. Yani TikTok şu yayıncım bu kadar kazanıyor, bu yayıncım bu kadar kazanıyor diye hiçbir platformda olmadığı gibi resmi bir açıklama yapmıyor. Fakat gözlerimle gördüğüm bir örnekten bahsedeyim. Ben bu tarz yayın yapan bir yayıncının bir yayında 25-30 bin TL topladığını bizzat gördüm. Ha kesintisi vardır, o su vardır, bu su vardır bilmem. Ama 25-30 bin TL'yi
bizzat gözlerimle gördüm. Ki eminim bu videoyu koyduğum arkadaşlar da yayın başı en az bir 500 TL, 1000 TL falan götürüyordur. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim. Günümüzde artık bir yerde çalışmaktansa TikTok'ta dilenmek daha mantıklı. Yani burada dilenciliği övüyor gibi gözükmeyeyim. Tabii ki burada abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Fakat bu insanlar sadece 1 saat, 2 saat yalvararak günde 500 TL ile 1000 TL arasında çok kolay bir şekilde para kazanıyorlar. Birazcık ajitasyon, birazcık roleplay. Roleplay'den kastım şu bu arada. Abi at bir gözlük abi. Bunu yapıyorsun abi bir saat boyunca ve 500 TL ile 1000 TL arası bir parayı cebine koyuyorsun. Ha sen bunu çok iyi yaparsan, rol konusunda çok yetenekliysen veya dramı çok iyi kasıyorsan da dediğim gibi 25-30 bin TL arasını gözlerimle gördüm. Ama bakın tekrardan söylüyorum, TikTok ne kadar kesiyordur, ona ne kadar geliyordur falan oraları bilmem. Şimdi bir de bu konunun şöyle bir kısmı var. Ben bunu birkaç tane avukat arkadaşıma sordum fakat net bir cevap alamadım. Şimdi dilencilik normal şartlarda legal bir olay değil. Yani sokakta bir dilenci zabıta tarafından görüldüğü zaman, bir polis tarafından görüldüğü zaman nezarete falan götürülüyor. Yani en azından oradan uzaklaştırılıyor. Sosyal medyada dilencilik yapmak, ki dilencilik bu. Yani ıvırıp kıvırmaya gerek yok. Bu yapılan yayınlar dilencilik. Sosyal medyada yapılan dilencilik suç mu? Bunun bir cezası var mı? Bilmiyorum. Ve avukat arkadaşlarımdan da net bir cevap alamadım. Ama birçoğu şuna benzer şeyler söylediler. Hayır, cezası yok. Çünkü kişinin kendi isteğiyle attığı bağış dediler. Ben de aynı mantıkla dilenciye de ben kendi isteğimle para veriyorum dedim. Mavi ekran verdi sonra avukat. Zaten totalde buradan kazanılan paralara bu çocukların fatura kestiğini falan da düşünmüyorum. Yani işin özünde burada büyük bir skandal var şu an ve hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Bu çocukların birçoğu geleceklerini yakıyorlar. Yakıyorlar demeyeyim, hadi biraz yumuşatayım. Geleceklerinde çok pişman olacakları yayınlar yapıyorlar. Çünkü ben yani bundan 10 sene önce YouTube'a attığım, çocuk halimle attığım videodan bile pişmanken bu arkadaşların bu videolardan pişman olmaması için hiçbir sebep yok. Umarım hatalarını anlarlar. Umarım bu saçmalığa bir an önce bir son verirler ve buradan aslında videonun ortalarında da değindiğim bir şeye tekrardan değinmek istiyorum. TikTok yönetimi de eğer Türkiye'de insanlar tarafından özellikle hitap edemedikleri o insanlara hitap etmek istiyorlarsa, hani TikTok'u en başından beri cringe bulup en başından beri kötüleyen kesime hitap etmek istiyorlarsa bence içlerinde bir öz eleştiri yapmalılar. Çünkü bu insanlar bu yayınları açabiliyorsa bunun sebebi TikTok'un bu yayınların açılmasına izin vermesidir. Yani TikTok yönetimi istediği takdirde bu tarz yayın yapan birinin yayınını 5 dakika içerisinde çat diye kapatır, hesabını da banlar ve geçer. Ki örnekleri de var, yani TikTok yönetimi istediği zaman bu canlı yayınlara çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyor. Hatta çıtayı bir tık daha yükseltelim. Umarım en kısa zamanda devlet de yasal anlamda burada bir açık varsa buraya bir kural, kanun, bir şey koyar ve bu tarz şeylerin önüne geçer. Çünkü gerçekten çok fazla rahatsız edici. Umarım bu videoda konuk aldığım arkadaşlar en azından bu videoyu izlerlerse hatalarının farkına varırlar. Ya da hata demeyeyim, hani o kendilerine kalmış bir şey. Ben hata demem yanlış olur. Yaptıkları şeyin insanların gözünde nasıl bir şey olduğunun farkına varırlar. Bu arada bu konuda sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Bu tarz yayınlar sizi rahatsız etmiyor mu? Ya da bu tarz yayın yapan kişilere denk geldiğinizde ne hissediyorsunuz? İzliyor musunuz? Şikayet ediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Cidden merak ediyorum. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Bu videoda böyle bir videoydu. Bayağıdır biz aslında böyle tek başına gündem eleştirisi yapmıyorduk. Genelde ateş hattını alıyorduk bazı şeyleri. Fakat eğer severseniz böyle başlı başına eleştiri videoları da eskiden olduğu gibi atmaya tekrardan başlayabilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bana Instagram'dan yazabilirsiniz eleştirmemi istediğiniz şeyler varsa. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.